İsi Toplayan Adam kanalından herkese tekrardan merhabalar. Esenlikler çok kıymetli dostlarım, kıymetli ve sevgili izleyiciler. Değerli insanlar bugün sizlerle birlikte Kaon Felix 3080 Ti ile İtopya'da satılan hazır sistemi inceleyeceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, hazırlıkçılarla olan mücadelemize destek verebilirsiniz. Ve videomuzu beğenerek geniş kitlelere ulaşmasını sağlayarak o kitlelerin de bilinçlenmesine vesile olabilirsiniz. Hadi videomuzu uzatmadan sistemimizi incelemeye geçelim. Değerli insanlar şu anda ben de sisteme yeni bakıyorum. Yani yeni taze sıfırından sizinle birlikte inceleyeceğiz. Daha önceden herhangi bir araştırma yapmadım. Bunu yapmamamın sebebi ben bir sistem analizi yapmadan önce nelere dikkat ediyorum, daha önceden nasıl bir araştırma yapıyorum bunları sizin de görmenizi istiyorum. Kamera arkasına kalmasını istiyorum. Şimdi sistemimizin fiyatı 27.359 lira 27.060 lira diyelim biz ona düz hesap. Yani fiyat şu anda gözüme uygun gözüküyor. Nitecam içinde 5600 işlemci ve 3080 Ti ekran kartı barındırıyor. 3080 Ti güçlü yani 6000 RX 6900X'de dümdüz bir ekran kartından daha güçlü. 6900X'de 3080 ile 3080 Ti arasında kalan bir ekran kartı AMD kanadından. Burada AMD kanadından muadili olarak RX 6950X'de diyebiliriz. 6950X'lerin muadili kesinlikle RTX 3090 değildir. 3080 Ti'dir diyorum değerli arkadaşlar. Aynı performansı veriyorlar hemen hemen. Yani sistem fena değil güzel. Anakartına bir bakalım neler kullanmışlar. Anakartta da Prime b 550 mk kullanmış. Şimdi benim burada eleştireceğim şey şu olabilir. Mesela 650 lira fark vererek TUF'a geçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Çok daha güzel bir iş yapmış olursunuz. Çünkü bu anakartlarda biz RAM'leri overclock ve işlemciye overclock yapacağımız için veremeler doğal olarak ısınacaktır. Isınan veremelerde anakartta çok az bir miktarda olsa performans düşürecektir değerli arkadaşlar. O yüzden biraz daha soğuk çalışan bir anakarta fark 650 lira atarak geçebiliriz. Her halükarda daha karlı olacaktır. O yüzden ben TUF bir anakart karta geçiş yapıyorum. Fiyat 28'e yükseliyor değerli insanlar. Bakalım M2 olarak ne kullanmışlar sistemde. Hemen bir görelim. Tabii önce RAM'e de bakalım. Corsair Vengeç kullanmış değerli arkadaşlar. RAM olarak 3200 cache'de Tansiyon 16'da çalışıyor. Yeterli mi? Yeterlidir. idealdir. Herhangi bir problem sorun teşkil etmez. 2x8 16 GB kullanıyor. Corsair Vengeçlerde ise değerli arkadaşlar. Karışık. Eğer şansınız iyi haber giderse Samsung silikon yapısı geliyor. Eğer şansınız ya yani o kadar da şanslı değilseniz mikron yapıda geliyor çipleri. Yalnız mikronda o kadar kötü bir yapıda çip kalitesi değildir kesinlikle. Kaliteli diyorum değerli insanlar. E, RAM olarak yükseltmeye gerek var mı? Yani fiyatı şişirmeye şu anda gerek yok. Nitekim anakart belli, işlemci belli arkadaşlar. Şimdi bu işlemci 3200 takarsanız da hala sizi götürecektir. Herhangi bir problem teşkil etmeyecektir. O yüzden RAM'i yükseltmeye gerek duymuyorum ama anakartta e, dediğim gibi bir tık daha soğuk çalışması için çünkü üstüne 3080 koyacağımız için bir miktar işlemciye ileride ya da hemen şu anda overclock yapabiliriz. Ya Ryzen Master üstünden yaparız ya da Asus Tufun BIOS'una girip arkadaşlar AOT Twicker'dan yaparız ya da OC Twicker'dan yaparız. O yüzden yani overclock'ta atacağımız için değerli dostlar bir miktar daha soğuk çalışan anakarta geçmek istedim. Şimdi RAM güzel tamam sıkıntı yok bunu kullanabilirsiniz sorun teşkil etmez. Biz buradan M.2 SSD'ye de bakalım. M.2 SSD Kyokia kullanmış değerli arkadaşlar. Kyokia'nın 500 GB'lerini kullanmış. Yani bunun yerine 3000 üstünde hızı olan yine kendi içinde 2.8 GHz'de çalışan ile ve kontrolcüsü kaliteli olan ve depolamaları da DRAM olan SD RAM mi DRAM mi bakın onu unuttum işte de, ama iyi olduğunu biliyorum. Xperia Plus'a geçebilirsiniz değerli dostlar. 1 TB hem kapasite yönlü bir artı sağlarsınız üstte 1540 lira atarak hem de okuma yazma yönüyle bir artış sağlarsınız. Hem de kontrolcü bir tık daha kaliteli hale gelir diyorum. 1540 lira bunun için üstte fark verilir mi? Verilir. İtopya'da bu karlı bir iş olmuş çünkü da burada değerli arkadaşlar bunun kendisi 700 lira 800 lira. Fakat Plus'a baktığımızda güncel fiyatta 2000 300 liralara kadar çıkıyor. 2200 lira falan değerli arkadaşlar bulunabiliyorsa bazen nitekim 1800 liralara düşüyor. Onu takip etmek lazım. Yine fark verilir mi? Verilir. Aşağı iniyorum Corsair 500'lük Gen 4 kullanmış. Corsair 1 TB kullanmış. Gen 4 olmasına rağmen yazma hızında Corsair'de bu kadar iyi değil bu Gen 4 Corsair'de. Ben o yüzden x geçiyorum. Okuma hızım yazma hızım kararlı 3000'in yukarısında olacak. Fiyatım 29.550'ye çıkıyor değerli dostlar. Efendim tamam m işinde gördüm. İşlemci soğutucularına bakıyorum. Bakın e, işlemci soğutucularında bir soğutucu seçili mi? Seçili değil. Herhangi bir soğutucu yok maalesef değerli arkadaşlar. Fakat biz buradan 3 fanlı bir ek, e, soğutucu görmediğimiz için Büyük bir ihtimal bu kasaya şu an ölçülerini almadım ama 360 mm e sığmıyordur diye biliyorum Eğer yanılıyorsam beni yorumlarda düzeltin burada 360'lık bir şey koymamışlar çünkü e, Yine de ölçülerine ben videodan sonra bakarım sizi bilinçlendiririm yorumlarda buluşuruz Şimdi Buradan 240'lık bir Cooler Master Master Liquid görüyorum Master Liquid takılacağına buna gelinip Itopya'dan aynı şekilde bakın Itopya sevdiğim bir site e, Neden seviyorum çünkü Bilgisayarda işlemci soğutucularında gerçekten bize avantajlı fiyatlar sağlıyorlar. Özellikle likit soğutucularda değerli dostlar. Şimdi bu işlemci aşırı derecede yük altına girecektir. Çünkü ekran kartı bu işlemciye göre çok 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 daha üstün ve işlemciyi zorlayacak bir ekran kartı. E, Ryzen 5 5600'de değerli arkadaşlar her ne kadar tuf bir anakart kullanmış olsak da e tabii ki de yük altında 12 thread zorlamasında 12'sinin 12'sinde zorladığımız zaman Furmark'ta işlemci e, 80'e doğru gidiyor. 80'de duruyor. Daha sonra 80,5, 80,7, 80,9, 81. E dura 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 87'ye kadar geliyor. Zaten 89 tık der, kapanır. Bilgisayar kendini işlemci koruma altına alır diyorum. O yüzden kesinlikle bunu baskılayacak bir sıvı soğutucu, likit soğutucu lazım. E, AM4'ten herhangi bir tanesini seçiyorum. Buradan soğutma tipinde likit olarak belirliyorum. Fitrele diyorum. Efendim fitreli dedikten sonra en düşük fiyata alıyorum. Bize 120'lik çıkacak ama biz 240'lık tercih edeceğiz. Bakın 1306 lira Game Booster Nitro 240'lık kullanmış burada. 1306 lira. Hemen geliyorum buraya. En basitinden akakça yazıyorum bir teyit etmek için değerli dostlar. Akakçayı ben Game Booster 240 yazdığım zaman bakın ne kadara çıkıyor benim karşıma 1349 liraya çıkıyor ama ben aynısını İtopya'da 1306 liraya buluyorum. Helal hoş olsun. Yani İtopya işlemcilerde sıvı soğutucu bakımından gerçekten bize uygun fiyatlar sunuyor. Şimdi Game Booster Nitro yeterli gelir mi? Nitro yeterli gelir bu işlemci baskılar mı bu işlemci baskılar derler arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sıvı soğutma tercih et e, buradan etmeden gelip şuradan Game Booster Nitro 240'ı alabilirsiniz. E buna da ekleyeceğiz. Fiyatta makul bir düzeye çıkacaktır. Ondan sonra diyorum şimdi. Sistem tamam. Sistem herhangi bir problem yok. Değişen ne oldu? Anakartı tuf yaptık. M.2 SSD 1 TB e, okuma yazma hızı yüksek, kontrollü kaliteli bir M.2 aldık. Daha sonradan bir de Sıvı soğutucu aldık. Sistem şu anda hazır, efendim diyorum sizlere. İki fiyatta toplayalım, sonra da sistemin tek tek fiyat analizine bir geçelim değerli dostlar. Hesap makinesi. Buradan. Sistem fiyatım 29.550 liraya çıktı. 29.550 artı bir de sıvı soğutucum var. 13.06 bakın böyle bir kombinasyon yaptığınız zaman evet 3.000 lira fazla para ödüyorsunuz. Ama emin olun işlemcim ısındı yok bilgisayar kapandı yok işte e, işlemcim çok zorlanıyor frekansını düşürüyor yüksek sıcaklıklar. Ryzen işlemci ne yapıyor frekansını düşürme yoluna gidiyor değerli arkadaşlar tüm threadleri zorladı. Mesela 8 thread zorlarsak bu işlemciye baktığımızda e, Ryzen 5 5600. Benchmark. Şimdi ben abonelerime yardımcı olmak için Discord'dan durmadan teknik yardım veriyorum ya değerli arkadaşlar. Ve onların bilgisayarlarına Anydesk ile onların rızası olarak bağlanıyorum. Bu yüzden ben emin olun. Bakın gerçekten emin olun. Yani 200'den fazla Ryzen 5 5600 deneyimledim bu sayede. Yani onların görüntüsü benim monitörüme geliyor. Sanki işlemciyi ben kullanmış gibi oluyorum. O derece deneyimliyorum. Ve ben Ryzen 5 5600'un 12 thread zorlamasına değerli arkadaşlar. Turbo da 4.4 GHz frekans olduğu vaat edilse de 12 TL zorlamalarında işlemci ısındığı zaman ortalama 4 2lerde falan gezdiğini biliyorum. İşlemci burada ne yapıyor? Frekans düşürüyor. Niye? Sıcak, ısındığı Daha fazla frekansa çıkarsa kendini mahveder. Olmaz. Ee, bunun içinde böyle bir tanımlama var. İsmini tam olarak bilmiyorum. Ahmet yaptı yaptığı. O yüzden frekans düşürmeye gidiyor. E şimdi frekans düşürmesin baskılasın diye bir sıvı soğutma kullanıyoruz burada değerli dostlar. E ben bakıyorum 8 thread zorlamasında bu işlemci 4-3'e çıkarken 12 TL zorlamasında 4-2-4-1 arası geziyor değerli dostlar dostlar. E bu baskılandığı zaman performansınız frekans arttığı için tabii ki de FPS yönlü artacaktır. O yüzden 1306 lira vermekten kaçınmayın. Bu işlemciyi kullanın. İkinci bir opsiyon da şu ki ekran kartı çok yüksek olduğu için işlemciyi de kesinlikle sıkıştıracaktır değerli arkadaşlar. Özellikle hani 2K'da bile bu işlemci tamam hadi hadi gideri olsa bile 2K'da bu sistemin bu işlemci çok zorlanacaktır. Bu ekran kartıyla birlikte diyorum. O yüzden bu lazım. Bakın aldım ne oldu? Kafam rahat. Tamam 3000 lira fazla ödedim ama Kafam rahat. M2'ye gel, gelip baktığımızda mesela X-Ray M2'ye baktığımızda ben X-Ray M2'nin e, kalitesine bir söz edemem. Kabul ama okuma yazma yönünü biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi biz bu sistemi aldığımızda bu sistemin bana göre 8 yıl gideri olacak. 7 yıl gideri olacak değerli arkadaşlar. 7-8 yıl içerisinde öyle programlar, öyle oyunlar gelecek ki bu M2 yetersiz kalmaya başlayacak. E ben de sonradan bir şeyler değiştirmeyeyim. Almışken bir defa alayım dediğim için e, tabii ki de ileriyi düşünerek bu M2'ye geçmem benim için daha mantıklı oluyor değerli dostlar diyorum size. E, M2'yi de değiştirdim. Bak kafam rahat yani. Kafam gerçekten çok rahat oldu şu anda değerli arkadaşlar. İşlemci soğutucumu da aldım. E, ana kartımı alıyorum. Ana kartımda Prime B550MK var. Bu ana ısındığı zaman e, yani ana kendisi ısındığı zaman pinler işlemciye yapışık olduğu için ve yani ana içine girdiği için ana kart sıcaklığıyla birlikte pinlere de sıcaklık yollanıyor. E zaten işlemcinin orta tarafından, yani bağlantı noktası sıcaklığı dediğimiz has sıcaklığı e, zaten yükseleceği için yük altında. E, üstten sadece sıvı soğutma baskıyor. Alttan Isı, sıcaklık geliyor anakart yönlü pin yönlü alttan sıcaklık geliyor işlemcinin kendi çipi ısınıyor üstten sadece sıvı soğutucu baskılıyor olmaz bana göre yakışık kalmaz derler arkadaşlar bir de üstüne ileride biz Ryzen 950 950 e belki yükseltiriz nereden biliyorsunuz o yüzden RAM'lere de belki overclock atarız ya da yüksek frekanslı bir RAM takarız o yüzden dedim ki kafam rahat olsun Tufun şu anakartını kullanayım bu anakartla birlikte benim kafam rahat bir şekilde ben devam ederim almışken bak bir defa aldım değerli arkadaşlar 3000 lira fazla ödedim ama kafam rahat oldu diyorum. Yani bu sistem alınır mı? Kesinlikle alınır. Ben almış olsaydım böyle bir kombinasyon tercih ederdim. Anakartı SSD'yi ve sıvı soğutucu, e, stok soğutucu, stok fanı değiştirerek bu şekilde alırdım diyorum bana göre. En mantıklı opsiyon bu. Fiyat yönüne baktığımızda 30.856 lira fiyatının olduğunu görüyorum. Hadi gelin bunu tek tek hesaplayalım. Mesela Akakçe'den ben teyit etmek isterim bu tür sistemleri. Bakalım biz bu sistemin parçalarını tek 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 alsak bize ne kadara denk gelirdi? Hep beraber bir görelim. Efendim öncelikle Ryzen 5 5600 işlemci tray olsun kutulu olsun fark etmez üstüne sıvı soğutucu takacağız çünkü. Ben tray alıyorum değerli arkadaşlar kutusuna fanına gerek yok. Efendim daha sonradan TUF'un B550 anakartını alıyorum. Bakın TUF B550'de şöyle bir özellik var. b 550 kullanan TUF'ta çok gördüm. 50'den fazla abonemiz kullanıyor. Ben de deneyimledim bu sayede. Şimdi TUF Gaming anakartta siz Ryzen normalde Prime aldığınız zaman değerli arkadaşlar Prime'in alt revizyonlarında siz Ryzen 5 5. nesil bir işlemciyi takarken kesinlikle siyah ekran alıyorsunuz. Yani BIOS firmware upgrade gerekiyor. BIOS'u update etmeniz lazım. Ama siz TUF B550 aldığınız zaman Ryzen 5 5500 işte 5600 5600X bu işlemcileri direkt Tak çalıştır yapabiliyorsunuz. Yani taktığınız anda BIOS update'e gerek olmadan anakartınız çalıştırıyor bu işlemcileri diyorum sizlere değerli dostlar. O yüzden TUF'u alıyorum. Feryak bilgisayardan değil de uzmanlar PC'den alalım. Çünkü birkaç abone problem yaşamıştı değerli arkadaşlar. Ben o yüzden hani benim şahsi fikrim bu. Ben o yüzden tercih etmiyorum. Siz tercih edebilirsiniz. 484 liradan... Alıyorum tufu. Gayet güzel bir fiyatı var efendim. Şimdi RAM'lere geçtiğimiz zaman RAM'lerde ne kullanmış? Corsair LibX kullanmış arkadaşlar. Corsair 3200 zaten 8x2'lik kitler karşımıza rahat bir şekilde çıkacaktır. Bakın iki tane kit çıktı. Ee, single kit. e double yok mu? Bu nasıl ya? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bakın. Ee, 8 GB'lık Corsair'ı Sadece 8 GB bir tanesini burada gördüğüm kadarıyla hatta gidelim sitenin kendisine de bakalım bakın çok ilgimi çekti. Evet doğru 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 doğru. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. 5 tane de stok kalmış ama bana göre aşırı derecede fahiş bir fiyat bu. Bir tane Corsair 8 GB'lık Vengager Repix RAM'i yani 1147 liraya satıyor. Ben iki tanesini 1174 liraya trend yoldan alıyorum. 1175 liraya trend yoldan alıyorum. Yani ben 30 lira daha fazla attığımda bu RAM'den bir tane daha alıyorum. Yani çok fahiş bir fiyat yakaladım şu anda Gözlerinizle şahit olun diyorum efendim Şimdi bundan iki tane aldık 1175 lira değer mi? Değer yani Vulkan tuf da tercih edebilirdik fiyatı kırmak için ee Mesela 3200 menze RAM da diyebilirdik. Direkt Vulkan Tuflar 1050 liraya karşımıza çıkıyor. Ha yarışır mı? Kapışırlar değerli arkadaşlar. Yani G-Skill e, ondan sonra Corsair Leap X Daha sonradan Team T Vulkan Tuf, Asus Tuf işbirliği ile gelişme çiftlere sahip. Yani bunlar birbirlerinin muadilleridir. Performans ve güç bakımından değerli arkadaşlar. O yüzden ucuz olsun diye bunu da tercih edebildim ama hani 100 lira içinde sistem parçalarının birebirliğini bozmak istemiyorum diyelim sizlere değerli dostlar. Efendim daha sonradan iş, e, tamam işlemci aldık, RAM'i aldık. Kasa bakımından baktığımızda ise değerli arkadaşlar tek Commander kullanmış. Buradan yazalım, John Mander. kaç Watt'lık kullanmış ama, John Mander G33 750 Watt'lık kullanmış, John Mander, 750 Watt 80 Plus. Yani dahili olarak e, Telmo kendi power supply'ı geliyor. En ucuz garajonline.com'da buluyoruz derler arkadaşlar. Telmo Take'in de power supply'dir. %100 güvenilir. Gerçekten çok kalitelidir. En ufak bir şekilde problem çıkartmayacaktır diye düşünüyorum. Kalitesinden şüphem yok ve akım korumalı prizle kullanmanıza gerek yok bu püslüleri diyorum derler arkadaşlar. E, tamam garajonline'dan Online'dan alıyorum. 3.240 liraya. Daha sonradan gelelim sistemimize. Burada biz SSD'ye baktığımızda XREA Plus, XREA Plus'ın fiyatını ben e, şu anda bilmiyordum değerli arkadaşlar uzun süreden beri. En son bir ay önce bakmıştım. Bir ay önce 1700 liraya falan satılıyordu. Şu anda ne kadar satıldığını ben merak ediyorum. En düşük fiyata çekiyorum. Evet 2038 liraya satılıyor en uygun fiyatı buluyoruz. Ara ara 1700-1800'e düşüyor indirimleri takip etmenizi ben öneririm değerli arkadaşlar. Ama şimdiki fiyatı buyken buradan almak mecburiyetindeyiz yapacak hiçbir şey yok diyorum değerli insanlar. Efendim daha sonradan nelere bakalım işlemci soğutucumuz zaten şunun aynısını birebir aynısını alacağız buna her şeyi toparladık herhalde ya. Tamam bir de ekran kartımız kaldı değerli arkadaşlar. 3080 Ti. Şimdi ekran kartı konusunda birebir muadillik ben aramam. Çünkü niye aramam? Kalitesinin gideri varsa 3080 Ti X al, Y al, Z hani Asus ROG işte MSI Gaming X Trio ya da MSI Supreme gibi ya da Gigabyte Aorus gibi aşırı kıymetli ekran kartları haricinde diğer 3080 Ti'ların arasında ya 1-2 FPS ya oynar ya oynamaz arkadaşlar. O yüzden mesela ben tutup Gigabyte'ı da alabilirim. Yani herhangi değişen bir şey olmaz. PNX'lere, X'lere Epic X'e e baktığım zaman fiyatının fırla, fırladığını ben göreceğim. Ya yani Evga da alabilirim. Mesela PNX'e muadil bir e, ekran kartı aranıyor değerli arkadaşlar. X'lere Epic X. Ben tekrardan bakalım. Nerede bu ekran kartı? Ekran kartı. 3 fanlı TX'lere 8 Revel Epic X arkadaşlar. Şimdi ben buna... Evet Epic X'in üstüne atılan Overclock bir tık var. Yalan söyleyemem. Var. Ee, buna uygun olsun diye ne alabilirim? Yani tuf alabilirim arkadaşlar. Tuf'un overclock edition al, alırsam evet şu overclock aldığım zaman gerek güç bakımından değerli arkadaşlar işte gerekse muadillik bakımından muadilliği yakalamış olurum. Ha illa ben birebir aynı parçaları alacaksam ise PNE'nin fiyatını 23.000 lira olarak görüyorsunuz. Yani ben üstte neden 1400 lira fazla ödeyeyim ki? Yani ne gerek var? Şu ikisi birbirinin hemen hemen aynısı arkadaşlar. Yani ben sırf birebir olsun diye niye 1400 lira fazla ödedim? Hadi sizi kırmayayım birebir olsun. Birebir gittik birebir alalım. Şu anda benim parçalarım birebir aynı değerli arkadaşlar. Yani tercih ettiğim şu parçalar sistemle birebir aynı parçalar. O zaman hesap makinesine geçelim artık bir hesaplayalım değerli dostlar. Bakalım 30 bin liraya geçecek mi? Gelelim hesap makinesine. Efendim öncelikle sıvı soğutucumuz var. 13.06 artı Ekran kartımız 23 453 453 artı M2 SSD'miz 20 38 Küsüratı da vardı daha sonra tamamlarız 40 kuruşu 32 41 yazalım buna Tamam küsürat tamamlandı Daha sonradan için de var değil mi Tamam doğru kasaya aldık 1175 bizim ramlerimiz var İyi gidiyoruz değerli dostlar Daha sonra anakartımız 24 85 artı son olarak da işlemcimiz 32 66 diyelim ucuz olsun. Eşitlere bastığımda değerli arkadaşlar 36.964 lira ödüyorum ben. Hadi ben ekran kartından kıstım o Asus TUF'u aldım muadillik açısından 1400 lira da kar ettim diyelim. Ya ben karlı bir iş yapmak isterken parça parça bakın çok karlı bir iş yapmak isterken ya ben sistemden yine pahalı bir fiyat elde ediyorum. Ya bu sistem bana şu sıvısı soğutucuyla birlikte İtopya'da 30.856 liraya gelirken ben çok ucuz toplasam ya da bunun aynısını topladığımda 1.400 atar üstüne eksi 35. 564, 564 eşittir. Bakın ben çok ucuzundan ucuzundan toplamaya çalışsam bile 4.708 lira fazla ödemek zorundayım değerli arkadaşlar. Yani gerçekten fazla ödüyorum 4.708 lira. E ben şimdi şunu düşünüyorum. Ben bu parçanın birebir aynısını toplasaydım üstte 1400 lira atardım. 6100 lira fazla cebimden para çıkmış olur. Yani Etiyopya'da şöyle bir sistem varken ben neden gidip fazladan cebimden 4708 lira ödeyeyim? Ne gerek var değerli arkadaşlar? Tabii ki de giderim Etiyopya'daki Conflex'in bu sistemini alırım diyorum sizlere değerli dostlar. Etiyopya helal hoş olsun. Gerçekten iyi bir iş yapmış, güzel bir iş yapmış, takdir ettiğim bir iş yapmış. Benim de çok sevdiğim bir işi yapmış. Fiyat bakımından ve sistem sistem parçalar bakımından diyorum değerli insanlar peki biz bu sistemi aldık biz bu sistemle karda mıyız kardayız parça parça toplamaya göre karda olduğumuz için çok rahat bir şekilde diyebilirim ki ben gidip diğer sitelere de bakabilirim mesela gaming gaming.tr'ye bakayım bu sitede e, ya da gencir gaming satıyor mu 3080ti 3080ti bak burada güzel indirimler vardı 380ti ile bir sistem çıkartmamış gençer gaming değerli arkadaşlar sinerjiye bir bakalım ürünler, hazır sistemler, oyun bilgisayarı. Ekran kartı modelinde 3080 Ti'da ne koymuş arkadaşlar. Bir tane sistem çıkartmış. Onu fiyatta 76 bin lira fiyat çıkartmış. Değerli arkadaşlar şöyle bir durum var. İşlemcisi bizden üstün. Ben rahat bir şekilde şunu söyleyebilirim size. Eğer ben şunu değil de şöyle bir 11.9K tercih etseydim. Anakartına da baktığım zaman ne veriyor bana? E, MSI Z590 Plus veriyor. Ben 2400'ümün üstüne kesinlikle ve kesinlikle değerli arkadaşlar 3000 lira koymak zorunda kalırdım anakart bakımına. İşlemci bakımından ise işlemcide i9 11900 k veriyor. Fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Ee, unuttum. Bir bakalım. i9 11900 dümdüz K vermiş bize. 8200 lira değerli arkadaşlar. E, bizim işlemcimiz ne kadardı? Hemen bir bakalım. Akakçe tekrardan. Ryzen 5 5000 600 düz değerli arkadaşlar. Tray aldık biz. 3200 lira tamam. 3200 8200'den çıkarttığımız zaman ne kalır? 5000 lira fiyat farkı kalır. Ben işlemcimi de aynı kapasiteye getirmek için 5000 lira bütçem üstüne eklemem gerekirdi. Bakın kesinlikle bir adaletsizlik yok. Neyse onu topluyoruz. Gözünüze görün değerli arkadaşlar. Corsair'in 32 GB'lık Vengeance RGB'sini kullanmış. Bizim RAM'lerimiz 1200 lira ama bu RAM'lere baktığımızda Corsair 32 baya baya pahalı. Yani nereden baksanız bir 5000 lira. Üste bizim eklememiz lazım. Koymamız lazım lazım 5000 lira hadi benden olsun ya fazla olsun seni mi kıracağım 6000 lira ekliyorum değerli arkadaşlar tamam RAM'lerimiz de muadil bakımına geldi MSI G4 ha Supreme kullanmış burada arkadaşlar Supreme bizim ekran kartımızdan biraz daha pahalıdır değerli dostlar yani bizimki 24 ise Supreme'in fiyatı 27'ye doğru gider artı 3000 lira daha koyuyorum değerli arkadaşlar Supreme hadi 1000 lira da fazla benden olsun ya fazla fazla ekliyorum bakın yani adaleti sağlamak için fazla fazla. Şimdi MSI Sekira kullanmış. Biz tam tek komandör G33 kullandık. Bizim kasamız daha iyi. Bizim kasamız onun arasında 1500 lira da fiyat var. Bak düşüyorum fiyattan. E şimdi aşağı iniyorum. MSI'ın MPG 850 watt kullanmış. Bizim püsümüz de güzel ama MPG'nin zırhlı pülsüleri bir tık daha iyi. Üste biz e, ne kadar? 800 lira daha fazla koymamız gerekir değerli arkadaşlar. Koyduk. Tamam aşağı iniyoruz MSI Spatium var. Gen 4 1'im. 2 bizde Gen 3 var. Üste ben 1500 lira daha fazla koyuyorum değerli arkadaşlar. Tamam bu da oldu. Daha sonra ne kullanmış? Si bu solcu MSI Mac Core Liquid kullanmış. Bizde Gen Booster var. Özür diliyorum. Üste 1000 lira koyuyorum değerli arkadaşlar. Bakın şu anda ben bu sistemi hemen hemen toplamaya çalışırsam eğer. Synergy'deki bu sistemi yani bana ortalama 50.000 lirayla 51.000 lira arası para cebimden çıkmış olacak ki bu sistemi birebir denk getirebileyim hemen hemen diye fiyat performansı yönüyle. Ama ben bu sistemi 50 bin liradan getirirken e, Sinerji bu sistemi 76 bin 68 liraya satıyor. Eksi 76 bin e, 68 lira aradaki fiyat farkını aldığımızda değerli arkadaşlar 25.412 lira yani ben bu sistemi tek tek toplamak yerine ben bu sistemi e, ya da Kaan almak yerine gidip sinerjideki bu sistemi alırsam benim cebimden ortalama yani ölüsü 20 bin lira fazladan para çıkmış oluyor derler arkadaşlar. İspatlı kanıtlı her şey ortada. Demek ki biz ne diyoruz? E, bu sitede bu sistem için herhangi bir kampanya yokmuş diyoruz. Bir diğer siteye geçiyoruz. Efendim Gaming Gen TR'ye bir bakalım. Gaming e, bazen fırsatlı, güzel fırsatlı sistemler sunuyor bizlere. Bir görelim 3080 Ti neler yapmış bize hazır sistemlerde. Buradan değerli dostlar hemen ekran kartıma geliyorum. 3080 Ti 5 tane sistem çıkartmış. En ucuz hangisi buradan? 39 bin liralık ucuz bir sistem var değerli dostlar. Şimdi Tamam işimiz çok kolay bu sistemde çünkü AMD gitmiş, Ryzen gitmiş. Şimdi bizim totaldeki fiyatımız şu iki sistemde sıvı sonuçla birlikte 30.856 liraya tekabül ediyor. Fakat biz gaming yana baktığımızda Ryzen 5 5600X kullanmış. Ben üstte e, 1700 lira koyuyorum. Bizim işlemci 5600 düz, 5600X'e denk olsun diye değerli dosya. Tufun artık 3080 Ti'ni kullanmış. Dediğim gibi Tufun 3080 Ti ile XR8'in gaming'in e, 3080 Ti'yi birbirine hemen hemen yakın muhabbet dillerdir değerli arkadaşlar. Üste bir fiyat koymama gerek yoktur. Hatta benim şuradaki X'lere bir tık daha pahalıdır şuradaki tuftan. Bunu da söyleyeyim. Efendim 16 RAM kullanmış. RAM'lerine bir bakalım. RAM'lerde ne, ne veriyor bize? Adata XFX Spectrix D41 değerli arkadaşlar. Samsung silikon yapısına sahip. Çok az bir miktarda mikron olarak geliyor. Fakat kaliteli, kıymetli olan modellerde geliyor. Genel itibariyle geldiği Samsung b die Samsung c die değerli arkadaşlar. Fakat mikron geldiği zaman da mikron a olarak karşımıza çıkabilmekte bu RAM'ler diyorum değerli insanlar. Şimdi bizimkinden gerçekten kaliteli. Biz kendi RAM'imizin üstüne artı 1200 Türk Lirası koymalıyız değerli dostlar. Eşitlere bastığımda o 1756 lira fiyatımız oluyor. Efendim e, M2'sine baktığımızda M2'si bizden daha e, kötü de kalmış diyemem ama depolama kapasitesi bakımından yarım kalmış. Demek ki ben eksi kendi M2'mden 800 lira fiyat çıkabilirim ki bu M2'ye denk getirmek için. E, Sıvı olarak Asus Tuf Gaming'in kullanmış her ne kadar 120 olsa da bizde 240 olsa da Asus Tuf'un Sıvı soğuculara pahalı değerli arkadaşlar. Ben kendi sıvı soğucumun üstüne 1000 lira daha koymalıyım ki anca 120'lik bir Asus tuf alayım. Kas olarak baktığımda ise Tuf Gaming GT501 fiyatını e, bilmiyorum şu anda. En son ne kadar da 3000 ile 4000, le 4000 le arası bir fiyatı vardı değerli arkadaşlar. Kopyalayıp bir Akakçı'dan teyit edelim. Ne olur ne olmaz. Bizim Thermaltake Commander G33'te muadil mi fiyatları bakalım. Yani bilgisayar kasasına baktığımızda arada ne kadar var? 500-600 lira fiyat farkı var. Artı 600 lira kasadan fiyat farkı giriyorum. Eşitlere basıyorum. Değerli arkadaşlar daha sonradan Asus ROG Strix'in 750 w 80 Plus'ını kullanmış. Bizden ne kadar Tenmutek 850 olsa da ROG ezer geçer yani pil suyu. Değerli arkadaşlar çok daha kıymetli, kalitelidir. Yani ben üstte 1000 lira daha koyuyorum değerli arkadaşlar. Fazla fazla atıyorum. Kimse kızmasın diye. Tamam sistem şu anda muadil oldu. Değerli arkadaşlar ben bizim sistemi şu anda şu sistemin hemen, hemen ben hem fiyat hem performans hem kalite bakımından hemen hemen yakınına getirmiş bulunuyorum. Fakat ben böyle bir sistemi çıkartmak istesem ortalama benim cebimden 35.000 bin, 36.000 bin lira para çıkardı gördüğünüz gibi ama bu sistem 39.799 lira eksi 39.799 liraya bastığımda 42.043 lira. Yani ben bunu aldığım zaman yani ben bunu niye alayım ki arkadaşlar? Hani e, gerek bilmiyorum. Ben tercih etmezdim. Yani şunu tercih ederdim ortalama 4000 lira para da benim cebimde kalırdı diye düşünüyorum. Demek ki bu sistemde bu site yani bu sitede bu sistemle ilgili herhangi bir kampanya yokmuş diyorum bir diğer siteye geçiyorum değerli arkadaşlar. Game Garage'a bakacağız. Game Garaj bize neler yapmış? 3080 e, konusunda bir görelim. 3080 Ti konusunda özür diliyorum. Ürünlere bakalım. Masaüstü bilgisayar diyelim. Şunu şöyle kapatalım. Masaüstü bilgisayarlardan 3080 Ti. 2 tane 3000 a 2 tane 3080 Ti var. Ben ikisini de işaretleyeyim o zaman. İki, seçilen üründe ürün bulunamadı. Bir daha 3080 var işaretleyelim. Ha tamam. Şimdi şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. Ee, Game Garage 3080 Ti hususunda herhangi bir sistem çıkartmadığını görüyoruz. O yüzden es geçebiliriz Game Garage'ı değerli dostlar diyorum sizlere birlikte. Evet baktık güzel. Peki global sitelerde ne kadar satılıyor bir bakalım. Google niye yazdım ben abi Atıyorum hepsi burada Yani şeyler de var değerli dostlar Hepsi burada gibi yerlerden bilgisayar kasası Alan abonelerimiz de oldu Yani bazen iyi bir şeyler yapıyorlar ama genel itibariyle Benim görüşüme göre kazık yani arkadaşlar Artık bunu diyeceğim kendimi tutamıyorum Çünkü neden birazdan gözlerinize şahit olacaksınız 3080 Ti'ye hemen bakıyorum 3080 Ti'ye baktığımda ise Şöyle bilgisayarda hazır bir sistem yok mu ya hep ekran kartı var. Ne kadar? Gigabyte 3080 Ti 37050 liraya veriyor. Sen şaka mı yapıyorsun? Sen şaka mı 37? Ya ben zaten 30 30 bin ne kadardı ya? Şu an ben bir dakika arkadaşlar Şokum şu anda. Şimdi e, Gigabyte yani bu kaliteli bir kıymetli model de değil. Eagle Overclock'tur herhalde büyük bir ihtimal. Eagle evet arkadaşlar şuradan anladım. E, Eagle 37'ye veriyorsun bir de %5 düşürdüğünü söylüyorsun fiyata. Nereye düşmüş? Ben zaten 30 bin liraya bundan ben 6 bin lira daha eksik daha düşük bir fiyata. Ben zaten komple şu sistemi alıyorum gözünü seveyim. Yani 3080 Ti 37 bin. E, bu fiyat ne? Bu ne? Yani inanılır gibi değil. Bakın inanılır gibi değil değerli arkadaşlar. bakıyorum fiyatlara bakalım neler vermişler. Mesela Ventus vermiş. Ventus e, hemen hemen yani birbiriyle muadil. 1-2 FPS ya oynar ya oynamaz ve aralarında 1-2 derecede sıcaklık var. Has Spot'ta MSI bir tık kötü. Pena'ya biraz daha iyi Has Spot'ta. Fakat çekirdek sıcaklığında ise MSI biraz daha iyi. onlar da muadil. 38 bin 600 diyorsun ya arkadaşım ben 8 bin lira daha az ödüyorum gidiyorum komple bir sistem alıyorum bu fiyata 3080 ti var içinde e sen bana hem 8 bin lira kazık atıyorsun hem de bana sadece ekran kartı veriyorsun hocam hemen çıkalım hemen çıkalım bu siteden. Yani kendimi tutamam bu sitede bir kampanya yokmuş diyemem direkt kazıklar geçerim fiyatları gördüğünüz adamlar. Yani şu şu paradan bile daha yukarı bir fiyata sadece bize ekran kartı verken biz daha daha düşük bir fiyata komple sistem alıyoruz ya gözünüzü seveyim arkadaşlar her şey ortada görüyorsunuz yani bana hak vermelisiniz bu konuda. Efendim sistem güzel mi güzel karlı mı karlı? Piyasaya göre ortalama ne kadar karımız var peki abi bu sisteme göre? Ben şunu diyorum. Piyasaya göre ortalama minimum 6000 lira arkadaşlar. Maksimum 25000 lira. Ya yani ikisinin ortalamasını aldığımız zaman da hemen hemen yani 10000 lira net bir karı var bu sistemin. Yani bu fiyatın 10000 lira bir karının olduğunu düşünüyorum. Kar da değerli arkadaşlar diğer hazır sistemlere nazaran ha tek tek toplamaya göre de bir 3-4 bin lira karınız var diyorum sizlere değerli insanlar. Sistemin herhangi bir açığı yok kusuru yok sadece benim tavsiyem ben bu sistemi kendime alıyor gibi topladığım için arkadaşlar yani ben alacak olsaydım eğer işlemciye dokunmazdım 957 lira fark vermeye değmez 5600 x'e çünkü 5600 x x ne demek extended Frequency yani arttırılmış frekans anlamına geliyor. Şimdi Ryzen 5 5600 5600X arasında arkadaşlar frekans oynuyor sadece. o kadar da büyük bir FPS değeri var mı? Yani yok. Yok yani. Çok am şuan bir değer yok. Siz 5600'ü bir miktar overclocklayarak 5600X kıvamına getirebilirken niye üstte 957 lira verirsiniz ki ne gerek var yani? Ben işlemci o yüzden dokunmam. Anakarta dokunurum. Biraz soğuk çalışsın. Anakart kırmızı çizgim bu konuda. Ayrıca B550 olmalarına çok sevindim. Çok mutlu oldum. Gen 4 destekli bir anakart. Full artı full. Gen 4. Bizim işlemciye baktığımızda işlemci de gen 4. Abi Ryzen 5, 5 5600'ün gen 4 olduğunu nereden biliyorsun? Yazalım. Ryzen 5 5600 AMD Hemen kendi sitesine girdiğimizde zaten Gen 4 olduğunu bize AMD kendisi gösterecektir. Nerede bu AMD ya? Evet değerli arkadaşlar AMD'nin kendi sitesine girmekle hiç uğraşmadım. Techpowerup.com burada hayat kurtarıyor. Ben zaten ekran kartlarının teknik matematiksel detaylarına da buradan bakıyorum. Burada da baktığım gibi incelediğimiz gibi Ryzen 5 5600 düz. Aşağıya iniyorum. Architure bu mimari anlamına geliyor arkadaşlar. Mimarisine baktığımda da PC Express yongasında Gen 4 Generation 4 olarak çalıştığını burada okuyup görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada CPU only yazmış. Bunu yazmasının sebebi de şu değerli arkadaşlar Sizin e, işlemciniz ne kadar Gen 4 olursa olsun sizin anakartınız Gen 3 ise tamam o sistem gen 3 olur Artık hani ge, yani üst sıfır Noktasında çalışır ama sizin işlemciniz Gen 4 işte anakartı, e, Anakartınız e, Demeyelim de ekran kartınız Şöyle yapalım Evet evet bunu şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar İşlemci gen 4 olsa da anakart gen 3 Olduğu zaman ne olur sistem gen 3 olur Bunu unutmayın gen 4 olmaz 3.0 yolunda çalışır e tamam işlemci 3.0, anakart ekran kartı 4.0 olursa sistem yine 3.0'da çalışır. E ne olması lazım değerli arkadaşlar? 4.0 böyle stabil bir şekilde olması için ben ne tavsiye ediyorum? Alacağınız işlemci Gen 4 olacak, anakartınız Gen 4 olacak, ekran kartı PCIe Express X16 4.0 olacak. Tamam baba sistem e, yani çok kıymetli insanlar sistem 4.0'da çalışmış olur. E şimdi biz baktığımızda bizim ekran kartımız... 4.0. PCI Express X16 bandında 4.0 veri yolunda çalışıyor. E tamam güzel. İşlemcimiz 4.0. Tamam. E, anakartımız Gen 4. Sistem full artı full artı full Gen 4. Gen 4'te de benim sevdiğim yerler şudur ki M.2 SSD'si tavan okuma hızı yazma hızı limitinde 8 GB'a kadar bize müsaade edebilir. Yani biz ileride Q2 Y2 Plus'tan bile sıkıldığımız zaman e, çok daha kuvvetli. Mesela Samsung 980 Pro. Yani Evo Pro'lar ya da Kingston'ın 7000 okumalı, 6100 MB saniye yazmalı devasa M2'li Ya bunları takabiliyoruz, biliyor sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz bu anakartlarda. Yani bunun böyle bir güzelliği var efendim. Dediğim gibi kesinlikle aklınız karışmasın. İşlemci aynı kalacak bana göre. Bakın şu an benim konfigürasyonumda en iyi konfigürlerle bu sistem nasıl alınır, nasıl karlı kıvama getirilir. Bir, işlemci aynı kalacak. İki, anakart Asus TUF olacak. 3. RAM'leri aynı kalacak. Dokunmayın RAM'lere. Ekran kartı zaten aynı. Kasamız da aynı kalsın arkadaşlar. Commander güzeldir. Severim. Soğuk çalıştır. Kalitelidir. Gayet kalitelidir. 4. Sıvı soğutucu tercih etmenin gerek yok arkadaşlar. Ucuza buradan alın. İtopya'dan kapatın yani sıvı soğutucunuzu. Tutar mı tutar. AM4 sokete tam tamına uygundur ee, değerli arkadaşlar. LCA 1700 pin için kit lazımdır. Yani Intel 12 nesil işlemciler için. Tamam sıvı soğutucu da kalsın. Şuradan alıyoruz ucuz fiyata. Aşağı iniyorum. M2'yi ben G2 yani Plus G2 yapmanızı tavsiye ediyorum. Verdiğiniz fark fazla bir fark değil. Sizi kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Fiyat yönlü her halükarda kardasınız diyorum değerli insana. E tabi biraz daha benim param var diyenler varsa değerli arkadaşlar tutup şunun gibi 7300 megabayt. Oha! yazmalı Xperia Pro tercih edebilirler tabi e, 78 lira yani 3878 lira ben fark veririm diyenler tercih edebilirler ama benim için yani bu kadar hız gereksiz olur çünkü işlemcinin ne yaptığı belli arkadaşlar yani bir bakıma render performans alırken işlemcinin de değerli arkadaşlar kompres değerleri lazım bize kompres değerlerinde de CPU benchmarktan bakabilirsiniz işlemci bu kadar hızlara e, yani render kompletlerine izin vereceğine ben düşünmem açıkçası hani gereksiz olur 1TB 3.000'lik alın kafanız rahat olsun diyorum. Yani fazla para atmaya gerek yok. İleride işlemciye Ryzen 9 950, 950X falan 5. nesil yaparsanız o zaman belki alırsınız diyorum. Efendim başka da yapacağınız konfigürasyon yok. 29.550 lira buradan alıyorsunuz. 1.306 lira da Game Booster buradan alıyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Kar üstüne kardasınız. İtopya'da ben bu konuda sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah bu video yayınlandıktan sonra sistemin fiyatını hemen hemen değiştirmezler. Bu şekilde bir fiyatla tutarlar değerli arkadaşlar. Herkes gönül rahatlığıyla alır diyorum. İnşallah pahalandırmazlar diyorum. Çünkü çok güzel bir iş yapmış. Kendilerini sonsuz tebrik ediyorum. Bu konuda değerli insanlar diyorum. Evet değerli insanlar, değerli arkadaşlar bir sistem incelememizin daha sonuna geldik. Bu sistemle ne yaparsınız? Siz bu sistemle render işlerinizi evet yapabilirsiniz. Sorun her ne kadar Ryzen 5 5600 ise de üstüne baskılayan 240'lık bir sıvı takılı olduğu için render işlerinizde kullanabilirsiniz. Nvidia ekran kartı olduğu için zaten e, render'ı siz işlemciyle almanızı ben tavsiye etmem. Nvidia'da biliyorsunuz inmek kodek üstünlüğü var ve hani çoğu kişinin dediği kuda çekirdeği diye adlandırdığı. Halbuki gerçek adı shader units olan e, birimler var değerli arkadaşlar. E tamam bu birimler olduğu için siz ekran kartınızla render alırsanız çok daha kısa sürede render'lar yapabilirsiniz ki devasa render'ları bile rahatlıkla kaldırabilirsiniz kaldırabilen bir ekran kartı olduğunu size söyleyebilirim değerli dostlar. E, yayını açar mısınız? Yayıncılık da yaparsınız. Youtuber olursunuz. Twitch yayıncısı da olursunuz. Niye? E, OBS indirirsiniz arkadaşlar ya da Streamlabs indirirsiniz. OBS'e indirdiğiniz zaman e, OBS'te kodlayıcı, donanım kodlayıcı çözücüsünü siz Image C olarak atarsınız. E, Nvidia ekran kartınızdan güç alır. ilk kaydınız. E, siz bu ekran kartı da 4K, 8K, 8K tam emin değilim. Yani bütün aralar Ultra ve Retracing açık bir şekilde 8K'da yemeyebilir ama siz bu ekran kartını 4K'da değerli arkadaşlar ee, yani oynayabilirsiniz 8K'da da oynarsınız retracing fazla açmayın değerli arkadaşlar ayarlarda da abartmayın ağır oyunlarda 8K'da oynarsınız 4K'da oynarsınız 2K'da oynarsınız 1080p'de oynarsınız ama ben yayın açacağım mayın açacağım falan diyorsanız 8K olmaz değerli arkadaşlar baştan söyleyeyim zaten 8K monitörler şu anda piyasaya girmedi girenler olsa da tek tük onlar da çok devasa pahalı zaten televizyon niteliğinde geçiyor alınmaz yani o fiyatlara 4K'da bile siz rahat bir şekilde yayıncılık yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun problemle karşılaşmazsınız. Eğer Nvidia'nın shader units'lerini kullanırsanız ve inmek donanım çözücüsünü kullanırsanız diyorum. Yani bu sistemde her altı yersiniz. 2K, 1080p, 1080p kesinlikle önermem. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü işlemcimiz Ryzen 5 5600 düz. Tekli çekirdek yani performansa bakımından i5 12400F'den bile daha düşük bir performans veriyor. 1080p'de o işlemciye zulüm edersiniz arkadaşlar benim düşünceme göre. Ekran kartının %18'i falan yatar. E, boş yere para harcamış olursunuz Niye yatsın ki o kadar performans O yüzden bu sisteme ben minimum 2K'lık Bir monitör öneriyorum e, Kapatmadan hadi gelin bir de monitör önereyim Çünkü çok isteyenler var önermeden kapatma diyorlar Efendim şimdi bu Sisteme uygun olan bir monitör önermek için yazamadım Akakçı'ya gitmemiz lazım En uygun monitörleri buradan buluyoruz Epey karşılaştırmasını da yapıyoruz Monitor yazıyoruz buraya değerli arkadaşlar 2K'nın gerçekten yani minimum 2K Ama ben gönül ister bu sistemde 4K oynayın 4K'da ee, monitörlerin parası çok yüksek. Yani 10 bin lira yani sağlam bunun bu sisteme gideri olan adam akıllı monitör 10.000 lira 12 bin lira ama 2K tercih ederseniz yani 5500 6000 lira o yüzden 2K'lık bir monitör alacağım herkesin bütçesinin ortalamasına göre iş yapmış olalım. Şimdi ee... 2560 x 1440p 2K gerçek true natif çözünürlük olarak geçiyor. Şimdi bizim ekran kartımız Nvidia. E tabii ki de FPS'i yüksek verecektir. 3080 Ti var çünkü içinde. FPS yüksek verdiği için FPS'i tutabilmesi için ve görüntünün yırtılmaması için her yenileme tazeleme oranı yüksek olacağı için monitörümüzde g Synchronization özelliği olması lazım. Ya yani FreeSync Premium da tutar ama hani FreeSync Premium bir G-Sync kadar olmuyor arkadaşlar. Yani bunu baştan söyleyeyim. Şimdi G-Sync de olacak bizim monitörümüzde. Hani biraz profesyonel bir monitör olmasını istiyorsanız pivot ve swivel açısı da barındıran monitörler kullanabilirsiniz. Pivot asansörün, e, asansör diyor, monitörün asansör gibi yukarı aşağı kalkıp inmesi, swivel açısı da e, monitörün direksiyon gibi dönmesi diyorum değerli insanlar. Ama o kadar da pro bir modele gerek var mı? Yani 2K'da çok 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 kazık olduğu için pro monitörler gerek yok yani. O kadar da almayın. Şimdi MS olarak tepki süresine baktığımızda 1 MS kesinlikle kırmızı çizgimiz. Hadi maksimum bilemedin 2 MS olabilir. Başkası olmaz. Tutup 4-5 MS ben tercih etme taraf draft değilim. 8 MS var. 8 MS ile 1 MS arası o kadar da büyük bir fark yok. 8 MS tamamen bir satış stratejisi. Adam 8 MS diyor sana 500 lira fazladan para üretiyor. 0.5 e, yarım MS de olabilir değerli arkadaşlar. Yeni hızına baktığımızda taze elma hızı hertz 144. Minimum artık 2022 yılındayız. 75 Hz falan bunları geçin arkadaşlar. Minimum 144 Hz. Daha sonradan da 165 de olabilir. E, 170 de olabilir. 175 Hz de olabilir. 175 Hz'den kendini 180 Hz'e overclocklayan display porttayken monitörler var. 180 de olabilir. Aşağı indiğimde bakın burası çok önemli. Lütfen ama lütfen Nvidia grafik kartınız varsa bu güzelim grafik kartının verdiği canlı renkleri yansıtabilen bir monitör almanız lazım. Bunun için IPS paneli ben öneriyorum açıkçası. Ha. E sporcuysanız zaten bu sistemde bir işiniz olmamalıdır. İşlemci önlü düşük. Mesela bir Valorant bu sisteme bu kadar para verip Valorant bilgisayar dizeceğinize abi ekran kartını biraz küçültün. E, gidin Ryzen 9 alın. Gidin Ryzen 7 alın yani. Hani işlemci düşük kalmasın çünkü Valorant'ta kaderi ekran kartından ziyade işlemci çok baskın belirliyor FPS kaderini. Monitör olarak da Valorantçılar IPS mi IPS almasın gitsin. Vertical panel dediğimiz VA paneller alsın çünkü VA panellerinin yüksek herzleri IPS'ten daha ucuz ve çok kolay bir şekilde bulunabildiği için karda olurlar yani tamamıyla tercih meselesi diyorum değerli arkadaşlar. Efendim tamam monitörlerimiz güzel şimdi en düşük fiyatı listelediğimde karşıma Asus Tufun VG27AQ1A monitörü çıkıyor Gaming Gen üzüldüm. Niye üzüldüm? Ee, bu bunun fiyatı normalde değerli arkadaşlar 5199 liraydı. Bundan tam bir hafta önce yani bir haftada bunun üstüne 450 lira para binmiş fazladan. Hala tercih edilir bakın hala alınır değerli arkadaşlar. Hala yine alınır sorun olmaz sıkıntı olmaz alın ama fiyatı 6000 olduğu zaman orada dur. Başka bir şey düşüneceğiz o zaman. Hani 5649 lirayken hala karlı, hala gideri var, hala alınır. 5199 lirayken insanlara ben öneriyordum. Bak bunu al, bu çok güzel bir monitör, harika bir monitör. Nvidia kartlı yüksek sekmen sistemlere giden bir monitör. Bak bunun fiyatını pahalandıracaklar, kaçırma. Pahalandırıcılar yani dediğime geldi. Kain gibi adamım arkadaşlar. Ben ne desem çıkıyor yani. Yani o yüzden bu iş eee geleceği görme marifetinde değil. Bu iş biraz kafayı kullanma şeyinde arkadaşlar. Ben buradan bakıyorum. Ya şunların içerisinde bakın ben bakıyorum. Razer Nitro var mesela. E Nitro'da ben baktığımda tufun şu monitörü kalite ve programlama bile yani programlama bakımından yazılım desteği bakımından şuradaki nitroyu dövüyor. Şimdi bu nitro 67 35 lira olmuş. LG'nin monitörler şu monitöre baktığın zaman 6900 liradan işlem görüyor. Amazon TR gümrük uyguluyor çünkü bunu arkadaşlar. E, 7000 lira bu olmuş. Ya bu monitörü Allah aşkına yani muadilleri 6000 7000 lirayken bunu 5199'da sizce tutarlar mı? Tutma mümkün değil yani. Adam niye 6 7.000 versin ki o zaman gider bunu alır. E bu ne anlama gelir? Fiyatının yükseleceği anlamına gelir. 5.650 lira e, hala uygun bir fiyat. Ben 5.199 eskisine gerilemesini ben çok istiyorum. Tavsiye edeceğim çünkü baya 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 kişi alacak bu monitörü. Ama şu andayken de alınır. 6.000 lira olduğunda aa, yeni bir şeyler düşünürüz değerli arkadaşlar diyorum. Şimdi bunu alın. Bunun içerisinde değerli arkadaşlar bakın %130 sRGB kapsamı ne anlama geliyor? Renkleri baskılı vermesi anlamına geliyor. Bunu tek başına yeterli değil. Bunu panel kalitesi de belirliyor değerli arkadaşlar ve konstant oranı da belirliyor. Ayrıca piksel aralıkları da belirliyor. Şimdi 2K 27 ince sığdırdığınız için piksel aralıkları 0,23'lere kadar düşecektir. Yüzde %130 sRGB kapsamı var ve panel IPS panel. Konstat oranı da yüksek bir monitör. Bunu bildiğim için söylüyorum. Gördüğüm için monitörü söylüyorum. HDR'ı da var. HDR 1000 var arkadaşlar monitörde. E, tüm bu 3 yani combo HDR kombosu, IPS, bir kapsamı, konstat oranı, piksel aralıkları bu dörtlü komboyu komboladığınızda e, ne görüyorsunuz değerli arkadaşlar? Tabii ki de şunu görüyorsunuz ki bu monitörde oynadığınız oyunların e, yani görüntüsü inanılmaz derecede hoş, inanılmaz derecede canlı, inanılmaz derecede güzel görünümlü diyorum. Ayrıca monitör Display DisplayPort arkadaşlar 175 herze kadar kendini overclockluyor diye biliyorum. E, yanılıyorsam beni düzeltin. 165'ten 170 herze de kendini overclockluyor olabilir. 1 ms bir monitördür değerli arkadaşlar. E, G-Sync vardır. İmidia görüntünüz yırtılmaz değerli dostlar. Dediğim gibi. Ayrıca bunun içinde FreeSync 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 Premium'da olması lazım. Peki abi çok kuru salladın. Hadi bize biraz ispatı gönder. İspat göster diyorsanız eğer hemen ispatınızı göstereyim. Zaten epey de benim dediğim şeyler yazıyor değerli arkadaşlar. Söylediğim gibi gibi. E, IPS panellerde arkadaşlar. Niti biraz düşük. 250 cm karede kalmış. Buna nit diyorlar genelde. E, bunu hem sRGB kapsamının yüksek olması hem içinde HDR barındırması hem panelin IPS olması yüzünden e, tolere edilebilir mi? Kesinlikle edilir. 250 parlaklık gibi görünse de bu özellikleri aktif hale getirdiğinizde, aktive edit yaptığınızda 350 nitin verdiği performansı size yani parlaklığı size verecektir diyorum değerli insanlar. Aşağı iniyorum bakın burada gördüğünüz gibi HDR 1000 Dediğime geldik. Nvidia e, G-Sync var uyumlu çok güzel. E, FreeSync Dedim FreeSync Premium dedim. E, tamam ya buna AMD ekran kartı da kullanırsınız. Yani Hani bunu şey diyoruz Kıyafet falanarken unisex diyoruz ya arkadaşlar. Hani bunlar hem AMD kullanırsın ekran kartı en baba AMD ekran kartını hem Nvidia ekran kartını kullanırsın. Kullanırsın o kullanırsın yani. E, HDR de var yazılım destekleri güzel, fena değil. Şimdi yansıması antiglare bu bizim için önemli çünkü çoğu yazılımcı odaları, penceresi güneş ala, güneş alıyor ya da tam böyle tavan ampulü monitörün üzerine şu ak diye vuruyor değerli arkadaşlar. Böylece monitör yansıma yapıyor. Yani tam olarak kendini e, gösteremiyor. Biraz parlıyor monitör arkadaşlar. Yani kırılıyor. Aslında siz ampul ya da güneşi görüyorsunuz monitör ekranında. İşte böyle bir e, bunu önleme bir teknolojisi var. Buna da biz anti glare diyoruz derler arkadaşlar. Anti glare var. Gayet güzel. E, Asus shallow bossları var, gölge bossları var ve gölge e, evet gölge boss mimarileri var bunların içerisinde. Bu şu anlama geliyor. Mesela siz e, CS:GO oynuyorsunuz arkadaşlar. Dust2 haritasındasınız. Dust2 haritasında T spawn bölgesinin hemen bir aşağısında çukur var ya. Sonra mid kapıdan CT iseniz AWP ile baktığınızda ortalık kapkaranlık görünüyor. Orada. Da. ama işte buradan Shadow Boost olarak e, nitelendirilen teknolojide bu tür gölgeleri arkadaşlar, Shadow Quality Ultra'ya aldığınızda bu tür çıkan gölgeleri sizlere görülebilir hale getiriyor. Manyak bir yazılım. Ha şunlara baktığımız zaman Extreme Low, Mountain Blur bir tek işe yarıyor. Widget Light falan, Input Teknolojisi falan bunlar hikaye. Bunlar satış stratejisi. Gerek yok şey. lomo e, Motion Blur'a baktığımız zaman da arkadaşlar şimdi arka taraflar bulanık oluyor ya oyunlarda hani blur efekt diyoruz biz bunlara. İşte onları düşük seviyeye çekerek sizin görüş açısını genişletiyor ve görüş açınızın daha net hale gelmesini sağlıyor. Yani manyak bir monitör yani. Bu lafa sözü hiç gerek yok. Flicker Free, Free var. Flicker Free, Free genelde şu arkadaşlar titreşemez ama şimdi bu pikseller titreşi, titreştiği zaman siz bunu gözle fark etmeseniz de beyin bunu e, indeksleyebiliyor yani. Öyle diyelim daha şey olur. Çünkü e, nöroloji uzmanı değilim. O kadar da konuşmam doğru olmaz. Ya beyin bunu fark ediyor. Sizin gözünüze fark etmeseniz de. Ve belli bir kullanımdan sonra başınız ağrımaya başlıyor. İşte bu bunu engelleyen bir teknoloji. Flicker Free, Free titreşimi azalt istediğiniz gibi monitöre bakın başınız başınız ağrımaz. Şimdi blue light fighter var mavi ışık fitresi bu bizim için önemli. Her göz doktoru bunu bilir ki e, simülasyondaki mavi ışık bizim gözlerimizi bozan ışıktır. Ne olur ya e, miyop olur gözümüz e, bozulur ya da ne o astigmat olur gözlerimizde arkadaşlar. Tabii ki benim kullandığım gözlük gibi. E, neyden kaynaklı bu monitörün bize attığı mavi ışık'tan kaynaklı mavi ışık. Gözümüzün içinde artık ne oluyor bilmiyorum. Bir göz doktoru varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Yani gözümüzün içinde tuhaf bir şeyler oluyor. Bizim gözümüzü bozuyor mavi ışık. E bu yüzden mavi ışığı filtreleyen bir teknolojiyle gelmesi bizim göz sağlığımız açısından da iyi. Yani monitörde varolu var. Her şey var. Ve bütün bunlara rağmen fiyatı pahalansa dahi hala gideri var. Ve bu sisteme yakışacak en iyi en kaliteli monitörlerin arasında yer aldığını size söyleyebilirim. 2K'da gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz diyorum efendim Evet değerli insanlar değerli arkadaşlar videomuzu fazla uzatmaya gerek yok yeterince uzadı size bildiğim her şeyi hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım ama o kadar çok şey anla anlatıyoruz ki ve anlatmamız gerek ki arkadaşlar hep beraber bilinçlenelim diye e, o yüzden maalesef videolarımızın süresi uzun oluyor fakat yine de sabrınız ve bana göstermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürler e, sizlere değerli dostlar ve kıymetli izleyiciler o zaman ne diyelim e, yani videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarda buluşmak üzere diyelim umarım beğenirsiniz. Siz de bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. İyi bir incelemem oldu? Kötü bir inceleme oldu? Eksik noktalar var mı? Benim görmediğim noktalar. Bunları da yorumlarda belirtirseniz ya da çok değerli düşüncelerinizi özgürce dilediğiniz gibi yorumlarda paylaşırsanız bütün yorumlarınıza kalp atı, atarım ve bütün yorumlarınızı cevaplarım. Sizleri seviyorum. Kendinize çok tatlı bakın. Esen kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Benim de sesim gitti. Anlat anlatı ses gitti. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.